Ben daha. Betül de bravo yani bu kadar yeri çıkartmak. Evet gerçekten yani. Ben o konuda hiç tevazu göstermedim. Evet. Müsaadenizle sorayım hocam. Evet hocam burada bir tarihi kalıntı, arkeolojik bir alan. Burada neler yapıyorsunuz? Yeni buluntular var mı? Kaç yıldır burada bu işlem yapılıyor? Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi ilk önce burası bir erken Hristiyanlık dönemi, geç antik çağ diye adlandırdığımız bir yerleşim alanı. Sahil olduğu gibi erken Hristiyanlık dönemi yapılarıyla donatılmış vaziyette. Kentin daha erken dönemine, arkaik döneme kadar giden geçmişi de Akropol alanında bulunuyor. Gezdiğimiz zaman bu alanları da size göstereceğiz. Biz burada 5 yıldır, 2019 yılında çalışmalara başladık. 5 yıl süre içerisinde de birçok yapıyı açığa çıkardık. Çalışmalara başladığımız zaman ilk 5 yıllık bir program oluşturduk. Neydi bizim bu programımız? Sahili olduğu gibi görünür kılmak. Çünkü yoğun bir bitki dokusu vardı. Yapıların birçoğu toprak altındaydı. Tanımlanamaz vaziyetteydi. Hatta eski 1800'lerde alana gelen seyyahlar buraya küçük bir balıkçı köyü gibi tanımlamışlardı. Çünkü birçok yapı görünür vaziyette değildi. Ama biz zaten geçmiş yıllardaki araştırmalarımızdan biliyorduk ki yani 2019'dan önceki araştırmalarımızda yaptığımız surveylerde buranın önemli bir vaftizhanesi ve kilisesi bulunduğu için bir piskoposluk merkezi olduğunu biliyorduk. Zaten Anastasiopolis ismi de bu piskoposluk listelerinde adı geçen kentlerden bir tanesi bu bölge için. Bu sebeple 141'e 5 parseldir orta alanda birazdan göreceğiz. Onun kamulaştırılma çalışmaları da kazıyla birlikte başladı 2020 yılında ve geçen yıl kamulaştırılması tamamlandı. Bu şekilde biz tüm sahile neredeyse hakim durumdayız. Ne yaptık? İlk önce kenti en iyi şekilde hem denizden hem de karayoluyla gelirken yukarıdan aşağıya doğru indiğimizde kenti görünür kılacak yapıların açığa çıkarılması yönünde kazılarımıza başladık. Bu 5 yıl süresince de sahil kesimindeki neredeyse tüm yapıların çalışmaları tamamlandı. Kazıların devamında da konservasyon çalışmaları yürüttük. Bunları daha iyi, daha sağlam sonraki dönemlere bırakabilmek için. Yani geri dönüşler nasıl oldu derseniz hani buraya yıllardır gelen insanlar bir sonraki sezon geldiklerinde inanamıyorlar. Yani o kadar çok şey açığa çıkmış, bu kadar kalıntı burada var mıydı diye. Ciddi bir nüfustan bahsedebiliriz. Çünkü kentte 3 tane kilise var ve kent 3 bölümden oluşuyor. 5 ayrı yerleşim birimi tespit ettik. Burası kentin batı kısmı. Yamaçlarda kule ve yamaç yerleşimi. Alt kısmında ticari yapılar, hamam ve onunla bağlantılı kompleks yapılar. Yine konut ve aynı zamanda ticaretin birlikte kullanıldığı yapı grupları. Orta kısma geçtiğimizde bir dini merkez, episkoponyon diye adlandırdığımız büyük birbiriyle bağlantılı yapıların yer aldığı büyük bir dini merkez, vaftizhane ile birlikte. Ve doğuya doğru gittiğimiz zaman da liman kalıntıları, liman kilisesi ve orada da konutlardan oluşan ve geriye doğru yamaçlardan yukarıya doğru çıkan birçok yapı kalıntısıyla karşılaştık hem temizlik sonrası hem de kazılar sonrasında. Aslında büyük çaplı bir kentten söz edebiliriz. Hocam şunu söyleyeceğim. Bulunan yapılar ve kalıntılar dışında bir obje bulundum ve burası kaç yıllık bir tarih? Burası 5. yüzyılla 7. yüzyıl arası net bir şekilde 5. yüzyılın ortaları, 7. yüzyılın başları Arap istilası diye tabir ettiğimiz bir dönemle birlikte buradaki halkın kenti terk ettiğini biliyoruz. Ve bunu da tarihleyici, sikkeler, mimari plastik malzemeler ve diğer küçük buluntularla bunları tabii ki biz şey yapabiliyoruz, tarihlerini check edebiliyoruz. Diğer taraftan daha önce söylediğim gibi Helenistik ve Roma dönemi yerleşimi de Akropol'de. Hatta birazdan göreceğiz Akropol'ün eteklerinde bulunan iki tane nekropol alanının son iki yapısı, iki mezar yapısı açığa çıkardık. Burada da küçük heykeller, altın küpeler yine hem Roma hem Bizans hem de Helenistik döneme kadar uzanan oldukça girift ve karışık iki mezar açığa çıkardık.